Merhaba sevgili seyircilerimiz, yine bir Expo işletme programında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi çok önemli bir konumuz ve çok değerli bir konuğumuz var. Vakit kaybetmeden hemen programa başlamak istiyorum. Ali Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Hakan. Nasılsınız, iyisiniz? Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Yeni yılın ilk programı, sizinle burada olmak çok hoş, çok güzel bir şey. Aynı şekilde. Sağ olun, deminden beri sohbetler de çok güzeldi zaten. Evet. Çok keyif alarak başladım. Çok güzel, inşallah aynı keyfi seyircilerimize de aktararak güzel bir program yapacağız. Evet. Şimdi Ali Bey, ben sizi tanıyorum ama seyircilerimiz de tanıması adına kısa cümlelerle kendinizi bir tanıtır mısınız rica etsem? Tabii ki. Aslen mühendisim. Daha sonra bankacılık ve finans eğitimi aldık. Çok güzel. Ve devlette çalıştım, özelde çalıştım, işsiz kaldım, bir holdingin yöneticiliğini yaptım, kendi şirketimi batırdım. Birçok şey yaptık yani. Ve ben nasıl daha sonra da insanların nasıl başarılı olduklarıyla ilgili bir takım İş sektörleri ve eğitimlerle tanıştıktan sonra hayatım bambaşka bir yere geçti. Bambaşka bir yere geçti. Evet. Ve o bambaşka yerde devam mı ediyoruz? Aynen öyle yapıyoruz ve şu anda da insanların da nasıl daha başarılı, nasıl daha mutlu olabilirleriyle ilgili onunla ilgili çalışmalar, eğitimler yapıyoruz. Evet. Geçtiğimiz yıl ben çok uzun soluklu olarak bazıları da çok eleştirdi. Krizden bahsettim. Çünkü krizi atlatmanın yolu onunla iyi geçinmekti benim gözümde. Ve onu öğrenmekti. Sürekli krizlerde hakikaten kriz oldu insanlar bunu dinlemekten. Tabii bizim krizimiz ekonomik kriz. Bu yılda krizlerden çıkış yılı olarak ilan ettim kendi kendime. Süper. Doğru mudur? Süper. O yüzden bu yılda bol bol yani artık kaç hafta yaparsak bu programımızı 52 haftamız var çünkü başladık bu maratona. Krizlerden çıkarken diye başlayacak bütün eğitimlerimin başlığı. Bugün de sizin konunuz network marketing'de konuşacağımız konu. Başına da krizlerden çıkarken dedik. Krizlerden çıkarken network marketing'in önemi. Bir önemi var ki konuşacağız. Aynen. Ama network marketing İngilizce bir kelime. Türkçe'de çok herkes aşina değil. Network kelimesi çok duyduğumuz bir kelime belki ama. Ne demek bu? Network marketing nedir? Ve hani Türkiye'deki yeri ne durumda? Bundan biraz bahsedelim mi ilk başlangıç konumuz olarak? Şimdi öncelikle ben sizi tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Teşekkür ederim. Hem böyle güzel program hazırladığınız için, insanlara bir vizyon açtığınız için. Çünkü insanlar bazen belli kalıpların içerisine dönmekten düşünemeyebiliyorlar. Evet. Ne olabilir, çözüm ne olabilir? Mesela krizi düşünmek çok önemli. Güzel. Ancak çözümünü düşünmek daha da önemli. Kesinlikle. Ve bugün krize rağmen en hızlı büyüyen sektör olan network marketing'i yılın ilk programı olarak seçmeniz de gerçekten harika. Ondan dolayı sizi yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki network marketing nedir? Oraya gelince dediğiniz gibi İngilizceden gelme bir terim. Organizasyon ticareti anlamına geliyor. Ağ ticareti, ağ pazarlama anlamına geliyor. Ağ pazarlama, evet. Ve yıllar önce bir araştırmada bir doktora tezinden çıktığı söyleniyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış bir doktora tezi. İşte bu reklamlar, insanların birebir tavsiyesi, hangisi daha etkilidir, etkili midir, işe yarar mı yaramaz mı derken bir bakıyorlar ki insanların birebir tavsiyesi birçok şeyden daha etkili olabiliyor. Öyle olunca bunu bir iş modeli, bir ticaret modeli haline getirsek nasıl olur diye bakıyorlar. Ve ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bir üretici var. Bir de tüketici var. Arada da toptancı, perakendici, reklam, dağıtım büyük bir kanal var. Network marketing diyor ki, acaba ben bu aradaki kanalları iş ortaklarıma dağıtsam, bu görevi yani toptancılığını, perakendiciliğini, işte reklamını, dağıtımcılığını, tanıtımını o kişiler yapsa ve ben bu aradaki büyük payı da bunlara dağıtsam nasıl olur? Ve ortaya muazzam bir endüstri çıkıyor ve hızla da büyüyor. Çok da büyüdü değil mi? Çok büyüdü ve yurt dışındaki uzmanların, üstadların dediğine göre diyorlar ki henüz özellikle Türkiye'de henüz diyorlar bebek. Bebek daha yeni yürümeye başladı. Önümüzdeki özellikle 5 yıldan gerçekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Evet, Türkiye'de de hani burada isim zikretmiyoruz doğal olarak reklam olmasın ve yanlış anlaşılmasın diye ama Türkiye'ye ilk gelenlerden bir tanesinin gelişine göre herhalde 94'lerde falan geldi. Doğrudur. 90'lı yıllarda dünya devi bir iki tane şirket Türkiye'de açılmayı seçtiler. Evet. Ve de ne kadar iyi bir şey yaptıklarını da görüyoruz. Çünkü sektöre bir numaranın girmesi her zaman 100 numara, 500 numara, 1000 numara girmesinden daha iyidir. Çünkü evet. Bir numara olduğuna göre mutlaka bildiği vardır. Bazı şeyleri doğru yapmıştır ki bir numaradır. Kesinlikle. Ve onda ne yapıyor?
sektöre tanıtıyor. Bu çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü doğru bir örneğe görünce diğerleri de doğru yapmaya çalışıyorlar. Çünkü evet, sektörde çok iyiler olduğu gibi maalesef orta kararı olanlar, iyi olmayanlar da olabiliyor. Evet. Tabii evet, bununla birlikte network marketing sektöründe özellikle Türkiye için birazcık daha ilginç bir kavram var. Niye var? Biz yetiştiriliş tarzımız aslında bu işe çok uygun değil. O yüzden de insanlar bunu anlamakta zorlandılar. Evet, evet, bu çok doğru. İyi bir saptama. Kesin ve bir geçiş dönemi gerekti. Daha insanlar yeni yeni bu sektörün cazibesini ve büyüklüğünü yeni yeni anlayabiliyorlar. Ne demek istiyorum? Mesela şimdi şuradan bir çocuk çağırsak, gel bakayım desek, geldi. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ne diyecek? Doktor, asker, polis. Aynen. Doktor, asker, polis, mühendis, mühendis. Hepsi maaşlı. Evet, evet. Yani insanlar daha çocukluktan itibaren maaşlı işlerin hayalini kuruyorlar. Kesinlikle. Çocuğun birisi çıkıp demiyor ki ben girişimci olacağım, ben dünya çapında bir ticaret adamı olacağım, ben işte Microsoft'tan daha büyük bir şirket kuracağım, ben şunu yapacağım demiyor. Evet. Ne yapıyor? Maaşlı bir iş modeli seçmiş. Peki bunun sebebi ne? Muhtemelen duydukları. Tabii. Bugüne kadar ne duydu? İyi bir okula git, İyi bir işin olsun, o zaman iyi bir maaşın olur, iyi bir hayatın olur ki bunun doğru olmayabileceğini yakinen gördük. Gördük, krizlerde gördük. Kesin, evet, kesin. Evet. Birçok şu anda iyi diplomalı, iyi mesleklere sahip insan ya işsiz ya da çalıştığı yerden çok mutsuz. Hı-hı. O yüzden bunun doğru olmayabileceğini de gördük. Ve şimdi ne yapmamız lazım? Bizim birazcık o konuda insanların herhalde şu bakış açılarını azıcık genişletmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bu iş bana göre o kadar kıymetli bir iş ki, işin kendinden daha kıymetli. Evet. Neden? Çünkü insanlara farklı bir bakış açısı. Düşünme, yaratıcılık, korkularından sıyrılma. Evet, tam da orada ondan biraz bahsedelim diyecektim. Hani bu iş kolu dediğiniz gibi bireylere çok uyan bir şey değil. İnsanlar çocuklukta ya da ailelerden kalma alışkanlıklarla, hı-hı, maalesef iyi maaşlı, iyi mevkili, yanında, aynen, sekreterler çalıştıran imkanlar istiyorlar. Aynen. Ama bu böyle olmadığını dediğiniz, hı-hı, gibi de yaşıyoruz. Peki bu network marketing sistemi bu insanları bu hayallerinden uzaklaştırıp da nereye getirecek? Yani onlara ne katacak, ne olacak? O önemli bir soru herhalde. Çünkü bir şeyler kazanmalı ki insanlar bu hayallerin içine koşabilsinler. Kesinlikle çok doğru bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok önemli nokta. Şimdi şöyle bir ilginç bir durum var. Network marketing insanlara para sunuyor gibi gözükse de, hı hı, aslında insanlara bir hayat tarzı ve bir servet sunuyor. Ne demek istiyorum? Aslında sunduğu ilk, belki ilk görüşte insanlar para sunuyor diye görebilirler. Çünkü konuşulan para, hı-hı, para kazanmak vesaire. Hep öyle bir hava var zaten. Öyle bir hava var. Şu kadar satarsan bu kadar kazanırsın, bu kadar bilmem ne. Maaş gibi görünmüyor. Aynen, aynen. Ancak bu, hı-hı, arada insanlara servet sunuyor. Hı-hı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İnsanların hayat tarzı birçok uzmana göre şuna bağlı. Ne kadar kazandığına değil, birikimiyle ne kadar süre düzenini bozmadan yaşayacağına bağlı. Hmm. Mesela diyelim ki A kişisi işsiz kaldı ya da işi bozuldu. Peki o vakitten sonra acaba kaç ay daha aynı standartta yaşayabilir? Diyelim ki aylık gideri ortalama 2000 lira. Mesela. Hmm. İşte birikimi de 20 bin lira. Evet. Demek ki o kişi düzeni bozulursa eğer 10 aylık bir serveti var. Yani bu hayatta 10 aylık bir serveti var, 10 aylık bir şansı var. Peki Türkiye için genelde insanların ne kadar aylık serveti var diye bakarsanız, genelde eksi biliyor musunuz? Değil mi? Tabii. Artı da değil, evet, eksi 2 ay. Borçlar var. Çünkü borçlar var. Tabii, çünkü tabii, borçlar tabii var. Evet. Ve o yüzden insanlara bunu sunarken tabii şunu şöyle olmadığını düşünmek lazım ve söylemek lazım. Yani şu andaki işini bırak, bütün her şeyini bırak, bu işi yap işi değil bu. Böyle bir şey değil. Evet. Yani o yüzden bu iş insanlara servet, hayat tarzı sunabilen bir iş ve network marketing aslında bize o kadar ilginç bir şekilde hayatımıza girmeye başladı ki hani insanlar bilmiyor, tanımıyor diyorduk ya. Son birkaç yıldır lütfen şöyle bir düşünün. Hiç telefonunuza şöyle bir mesaj geldi oldu mu? İşte falanca operatörden gelen mesajda işte arkadaşını öner, İşte ona şöyle bir avantaj tanıyalım, sana da tanıyalım. Çok geldi, ya çok geldi, evet. Gel bankamıza, arkadaşına kredi verelim,
sana da indirimli kredi verelim o geldiği için. Evet. Ve arkadaşına indirim yapalım. Spor salonları yapar. Spor İki salonu. Üye getirin kendinize bir ay bedava olsun. Geçenlerde spor salonundayız işte, bir üyeliğimiz var. Gidiyoruz işte, birazcık ilgileniyoruz falan filan spor salonunda. Baktım yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Ailecek gelmiş. Hoş beş falan. Öneriyor musun dedi. Dedim öneririm ama yanık satış elemanı uzaklaştıktan sonra. Dedim iyi pazarlık yap. Tamam, herkese göre fiyat kırıyor. Aynen. Bir yarım saat kadar sonra geldi, dedi ki ya dedi seni dedi referans gösterebilir miyim? Yani, tabii dedim gösterebilirsin de hayırdır? Dedi ki bütün indirimlerin üzerine eğer seni referans gösterirsem %5 indirim yapıyorlar. Tabii ki dedim gösterebilirsin. Sonra dedi ki sana da dedi bir ay daha uzatıyorlarmış. Baştan söylesene dedim ya. Tabii ki gösterebilirsin. Evet, evet, evet. Network marketing işte. Network işte bu. Aa, birebir evet. Tavsiye ve Türk şirketleri de bunun önemini kavramaya başladılar. Biliyorsunuz Koç nasıl bir şey yaptı Migros'un satışıyla ilgili, dedi ki şu anda dedi en cazip sektör network sektörü, network marketing sektörü. Evet, tabii, evet tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yepyeni bir bakış açısıyla bireyler bu işe girebilirler. Biraz üzerinde durduk, biraz bahsettik ama hani bir klasik işletmeden kazanan insanla, hep de bu örnek verilir network marketing işlerine girenlerde, böyle network marketing işine girenin kazancı arasında hep kıyas yapılır. Hı-hı. Belli bir aya kadar çok düşüktür diğerinin kazancı ama sonra onu geçer. Gerçekten de en büyük fark klasik işletmeyle, klasik işletmede çalışan biriyle network marketing yapan arasındaki en büyük fark sadece kazanç mı olacak orada, yoksa başka farklar da var mı? Çok güzel bir konu yine. Şimdi aslına bakarsanız network işi, network marketing işi girişimciler yaratmaya dayalıdır. Ürün vardır, ürün tabii ki satılacaktır. Ürünler kaliteli olmak zorundadır. Çünkü reklam olmadığı için, ancak memnuniyetin paylaşımıyla büyüdüğü için ürün kaliteli olmak zorundadır. Çünkü ürün kaliteli değilse zaten o şirket yaşayamaz. Yaşansa bile asla 1 numara, 2 numara, 3 numara asla olamaz. Evet. Ürün kaliteli olmak zorundadır. Burası kesin. Evet. Bununla birlikte bir konu daha var. O da ne? Madem iş lider yetiştirmeye dayanıyor, evet, o zaman burada ilginç bir iş okulundan bahsediyoruz. Yani insanlar hem para kazanıyorlar hem de bir iş okuluna dahil oluyorlar. Yani öyle eğitimler alıyorlar ki hem kabuklarını kırabilecekleri, özgüvenlerini arttıran, geleceğe daha güvenle bakabilecekleri ve kendi potansiyellerine daha farkında olacakları eğitimler alıyorlar. Hem de bunu kendilerinde tutmakla kalmıyorlar eğitimi. Diğer dostlarına, iş ortaklarına da yansıtıyorlar. Çünkü burada ancak ve ancak bu paylaşılırsa, liderler yetiştirirsen başarılı olacağın için. Evet. Burası çok ilginç bir kavram. Yani ne oluyor? Böylece insanların sadece para kazanmasına yardımcı olmuyorsun. İnsanların kitap okumasına yardımcı oluyorsun. İnsanların ufkunun genişletilmesine yardımcı oluyorsun. İnsanların hayal kurmasına, hayalin peşinde koşmasına ve durulamaz olmasına katkın olduğu için bir bakıyorsun bireye verdiği şeyler bir tek para kazanmaktan gerçekten çok daha büyük boyutlu şeyler. Evet. Bu yüzden de mesela ben bizzat tanıdığım birkaç kişiden söyleyebilirim. Faydası çok. Evet. Ve bu yaygınlaştıkça Türk toplumuna özellikle çok büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Çok. Şimdi Ali Bey, madalyanın bir de arkası var. Her gün gazetelerde, televizyonlarda duyuyoruz. İşte Titan diye başladı. İlk onu da gördük. Ondan sonra da benzerlerini sağda solda duyuyoruz. Ortada ürün yok, bir şey yok. Birbirlerinin arasında paralar geçiyor, gidiyor. Saadet zinciri deniyor ya. Doğru. Ve doğru. Bu network marketing galiba en büyük yarayı da bu saadet zinciri lafından alıyor. Ya saadet zincirine girip de ne olacağız? Matematikçiler hesaplar yapıyorlar. Diyorlar ki bu sistem çöker. Yani işte şu kadar bir insana ulaştığı zaman bu sistem çökecektir diyorlar. Ve bu düşüncelerle de maalesef insanlar yavaş yavaş bu sisteme inançlarını yitirmeye başlıyorlar. Nedir farklar? Yani bir saadet zinciri değil değil mi network marketing? Ya da saadet zinciri dediğimiz şeyle network marketing arasındaki fark ne? Gerçek fark ne? İsterseniz çizerek anlatın, isterseniz sözle anlatın. Tabii. Bir şimdi şey yapalım, onu bir duyalım gerçekten.